Hello. Sen kimsin? Özgür. Kuzey yok. Kuzey yaşından dolayı biraz ne der onun yaş grubu istirahate çekildi. Kemikleri bu ülkeyi daha kaldıramayacakmış bu kadar kısa sürede. Ben de dedim ki sen biraz istirahat et dedim. Kuzey gelmedi. Onun yanında kimdin sen? Özgür. Özgür'leyiz bu hafta. Nereye gidiyoruz? İspanya'ya, Barcelona'ya gidiyoruz. Biraz da oradaki yerleri görelim dedik. Şimdi uçak var. Kaç saat sürüyor uçak? 3,5 saat sürüyor ortalama galiba. 3,5 saat sonra Barcelona'da görüşürüz. Seni pek sevmedim ama hayırlısı. Geldim. Barcelona'dayım. Hava daha dışarı çıkmadım ama hava çok güzel görünüyor. Boşuna kürkler mükler almışım galiba yanıma. Şimdi araba kiralayacağız. Oradan otele gideceğiz. Tabii ki size oteli de göstereceğim. 3,5 saat boyunca dua ettim. Ne olur otel güzel bir otel olsun diye. Yine asla ilgilenmediğim için otel rezervasyonlarıyla asla nereye gittiğimi bilmiyorum. Gel hava durumuna bakalım biraz. Özgür. Efendim. Ben senin ismini pek beğenmedim. Ne demek istersen? Ben sana bir isim takayım. Sana çok sevdiğim isimlerden İskender demek istiyorum. Olur. Sana çok yakışıyor İskender ismi. Olur. İskenderler hep esmer olur. Sen de esmersin. O yüzden senin yeni adın İskender. Nasıl otelle, şununla bununla, uçak biletiyle uğraşmadıysam tabii ki de araba kiralamakla da ben uğraşmıyorum İskender'cim. Hepsine alışacaksın. Umarım güzel bir araba kiralıyorlardır. Şu anlık onları bir BMW'nin önünde görüyorum ama... Yani bilmiyorum bana yakıştı mı. Sence? Hangi seri? Bir. Şimdi biliyorsun ben aşağısına asla binmedim. Çok şaka bir yana bir traveler olarak azıcık bilgi vereyim dedim. Bugün günlerden cuma, biz arabayı pazar gününe kadar kiraladık. Ne kadardı? 150 euro. Ne kadar ediyor? 730 falan. Ne? Ne? Ay 150 deyince nasıl insanın hoşuna gidiyor? Çevirince anam ağlıyor ya. Ama ben ödemedim ki, niye anam ağlasın? Geldik. Otel nerede? Sen gelmişsin daha önce buraya. Neresi oluyor burası tam? Valla ben buraya geldim. Otelimiz şu gördüğünüz bina. Ne? 3 yıldız mı? Hazır mısın? Hazırım. 606. Ay Allah'ım lütfen güzel de oradan lütfen. Camlar açılmıyor. Kalaman boğuyor beni. İskender'e diyorum ki gel biraz daha dolaşalım odayı. Nereyi dolaşacak bak. Oda 5 adımda bitiyor bak. Bitti. Bitti. Ah nerede Venedik'teki oda? Görüşürüz. Ay vlog kamerası aldım da kendime. Çok havalı değil mi ama tutamıyorum asla. Heh. Şimdi hazırlandım. Bir vlogger olduğum için. Biliyorsunuz her şeyi söylemek zorundayım. Hazırlandım. Şimdi yemek yemekteyiz. Açlıktan ölüyorum. Bu arada siz bu videoyu izlerken aslında benim ilk videom, yani ilk vlog videom yayında. O yüzden şu an böyle yorumları okuyup keyifleniyorum. Ne yalan söyleyeyim, keyifleniyorum. Neyse dur bak kafamdaki gözlüğü nasıl gösterebilirim kafamdaki gözlüğü acaba? Bak kafamdaki gözlüğü görüyor musunuz? Pis biraz ama olsun. Kafamdaki gözlüğü Instagram butiklerinde görüyorum ben. 60 böyle 50-60 liraya falan satılıyor.
Ben AliExpress'ini aldım kızlar. Bulabilirsiniz AliExpress'i. Çok böyle önüme düşmüştü. Mutlaka sizin de önünüze düşen. Ve maksimum 3 dolar. Diyor ki gel seni eriteceğim söz. Benim erimeye ihtiyacım yok ki. Artık kendimi buna inandırmaya karar verdim biliyor musun? Zayıf olduğumu düşünürsem zayıf olurum. Karma, yok karma denmiyor buna. Ne deniyordu buna? Evrene mesaj yani. Anladın mı? Peki hiç mesajın geri döndü. Bir şey söyleyeyim, ne istesem yaptım bu şekilde. Yemin ediyorum ne istesem yaptım. Bir şunu yapamadım, bunu da yapacağım ama. Çok zayıfmış gibi davranacağım. Mesela akşam mini şort giyeceğim. Bu akşam? Evet. Zayıfmışım gibi. Zayıfsın. Ama çorap giymeyeceğim. Bu şeyin giyme demenin kibar hali mi? Akşam mini etek giyeceğim ben ama çorap giymeyeceğim altıma. Sütün, sonuçta sütün gibi bacaklarım var. Kendimi buna inandırırsam öyle olur. Hadi inanalım. Ne meraklısın bacaklarımı görmeye? Yes. Şu an önünde bulunduğum yer Barcelona'nın en güzel hamburgercilerinden biriymiş. Ardalar gelmişti daha önce buraya. Onlar keşfetmiş burayı. Hatta o zaman geldiklerinde o kadar doluymuş ki onlar hamburgerlerini alıp şu ileride bir park var. Orada yemişler. Akşamları açılan bir mekan. Ama ben çok güzel bir saatte denk geldiğim için yeni açılmış ve içerisi bomboş. Evrene gönderdiğin mesaj mı? Ne? Evrene gönderdiğim mesaj mı? Beni şu an hiç ilgilendirmiyor evrene gönder. Şuna baksana. Sen şunu görüyor musun bunu? Ömrüm boyunca şort giymesem de olur. Çok da abartacak bir şey yok. Şeyinde yani. Patatesinde de, hamburgerinde de, Türkiye'de de çoğu yer bunun aynısını yapıyor bence. Nereye gideceğiz? Laramla. Ha? Laramla. Ha? Laramla. 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 Larambula. Larambula'ya gidecekmiş. Ne orası? Cadde. İstiklal Caddesi. Bunlar nereye gitsem İstiklal Caddesi diyor. Ben anlamadım. Arabayı çekmişler. Tam buradaydı. Ben dedim size, caddenin ortasında park mı edilir? Neler yapılıyor? Yer tespiti yapılıyor şu an burada. Cezayı yedik. Oh cezayı yedik. Allah bilir kaç euro ödeyeceğiz. Sanki masrafımız azmış gibi. Çarap hep çıkıyordu bende. 147 euro cezası. Arabayı zaten 150 euroya kiraladık. Ardılar gidiyor arabayı almaya. Buradan 15 dakika uzaklıkta bir yerdeymiş. Tabii ki de ben gezmeye gidiyorum. Bana ne? Arabayı kiralayan ben değilim. Çekilmesini sağlayan ben değilim. Kullanan ben değilim. Park eden ben değilim. O zaman hiçbir problem yok. Beni bağlayan hiçbir şey yok bu olayda. Ve La Rambla Caddesi'ndeyim. Torbacı dolu bu cadde. Niye beni buraya getirdiniz? Dakika başı bir adam bir şeyler diyor, smok mumak bir şeyler. Alayım içim de öleyim buralarda. İstediğiniz o zaten. Saatlerce yürütüyorsunuz beni. İçim öleyim ben o zaman. Bak geliyor bir tanesi kesin bir şeyse. Aa söylemedi beni şaşırttı. Kamerayı gördü çünkü. La Rambla, La Rambla. Al sana La Rambla. Ne var La Rambla'da? Ne tatlı kızdı. Rakçı bu, pistir bu kesin. Yıkanmıyordur iki haftadır. Öyle oluyor bunlar. Biraz sert oldu. O sert bu sert. Hiçbir şey diyemez oldum videolarda. Bana alışverişleri var derken gerçekten bunu mu kastettiniz? Hiçbir şey bilmeden gezen tek grup olabiliriz. Gittiğimiz ülkeler hakkında hiçbir fikrimiz yok. Gidiyoruz bir yerlere ama... Bak şimdi Burcu dedi ki, burası dedi, şovlar oluyor dedi, böyle bir avlu gibi bir yer dedi. Bu mu şov yani, şu ışıklar mı? Burcu'nun şov dediği şeyi buldum. Yeah.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell, the night, late night, of good day, oh, classic ya. Ay iki dakika bari söyleseydi, daha fazla parayı aldı gitti. Aa. Tam bir prenses içeceği. Neydi bu? Bailey Strawberry miydi? Evet, deniyorum. Acı biraz. Güzel. İki tane isem yuvarlanarak giderim otele. Güzel güzel. Bak çok güzel snap çek. Şey miyim ben? Banu Alkan mıyım? Bülent Ersoy. Çok güzel değil mi uyku? Çok tatlı. Bornozum, sabah bornozum. Sen olsan bari. Londra'dan al. Ay sen espri yapma İskender. Sus. Şimdi bugün malum arabayı çektirdik. Tabii onun öncesinde yolculuğumuz vardı vesaire. Canımız çıktı. Yemek yedik. Azıcık bakındık, geri döndük. Odadayız şimdi. Bir şey diyeyim mi? Buranın kızları çok güzel. Hatta az önce Tinder'a girdik. Tinder'ı biliyorsunuzdur. Hatta ben videosunu falan çekmiştim. Arkadaşlık uygulaması. Tinder'dan İskender'e arkadaş bakıyorum ben. Bak bir tane göstermemde sakınca var mıdır? Hayır yani göstermemde sakınca var. Yok ne olacak ki? Sonuçta buraya koymuş. Bakalım. Bu ne abla? Allah aşkına bu ne güzellik ya. Beğendiğimizi sola sağa kaydırıyorduk. Sağ. Beğendiğimizi sağa kaydırıyoruz, beğenmediğimizi sola kaydırıyoruz uygulama. Sağa kaydırdıklarınızla eşleşiyorsunuz bu arada Tinder'da, Tinder'ı bilmeyenler için. Sonunda sol. Sol mu? Barcelona'da sola atılacak kız buldun mu? Buldum, bayağı var. Ben sağ... Ay sen zaten ne yapıyorsun ki? Bütün gün sağa atıyorsun odada kızlara. Başka yaptığın hiçbir şey yok. Barcelona'ya gelmişim, yapmayayım mı? Cahil. Bu arada Tinder'ın birkaç özelliğinden bahsedeyim ben size. Madem Tinder dedik, bu cahil bilmediği için size anlatayım. Tinder Plus üyesi olduğunuzda İstanbul'dayken de Barcelona'yı işaretleyip Barcelona'daki arkadaşlarınızla tanışabiliyorsunuz. Bir de bir diğer özelliği de şeymiş. Mesela biriyle karşılaşırım korkusu olur ya hani ablanla, abinle, dayınla falan biriyle karşılaşırsın hani yanlış anlar falan gibi durumlardaysa yine bu özellikte sadece sizin görüp sağ attığınız insanlar galiba sizi görebiliyor. Böyle bir özelliği de var. Tinder'ın linkini de aşağıya bırakıyorum. Oradan indirip güzel güzel arkadaşlar edinebilirsiniz. Ben şimdi uyuyacağım. Yarın görüşürüz İskender'cim. Görüşmek üzere. Günaydın. Bir Barcelona sabahından günaydın diyorum bu hafta da size. Şimdi aslında günaydın dediğime bakmayın. Hazırlandım. Ay hazırlanmadım, ne hazırlandım? Uyandım. Kahvaltıma gittim aşağıda. Odaya geldim. Duşumu aldım. Saçımı yaptım. Şimdi makyajımı falan yapacağım. Çok güzel yeni böyle ürünler gördüm, keşfettim, kullandım. Onları göstereceğim aslında size. Şu ikisi. Bunlar bu bitiş pudralar oluyor ya biz makyajımızın üstüne şey yapıyoruz ama açamıyorum şu an. Biri Becca'nın. Odaklarsa inç. Şu Becca'nınki. Hatta şöyle. Şöyle göstereyim ama gösteremiyorum. Neyse bu da Kat Von D'ninki. Kat Von D. Transparan pudraları. Hangisi diye sorarsanız ben Kat Von'u seçiyorum. Ama ikisi de çok iyi. Belki bunu siz daha çok seversiniz de bunu da göstereyim dedim. Sonra bir de bu. Bronzer göstereceğim önce. Çok iyi değil mi?
sen gelene kadar ben bak makyaj videosu çektim. Bu ışıkta kendimi çektim. Oraya koymazsan videonun içine gerçekten bozucu. Çek biraz da aşağılanacak. Gıdığımı çek istersen. Ay hayır o kadar kalkma. Otur şu cüce gibi gözüküyorum o zaman da otur. Biraz daha şöyle yukarı. Biraz daha. Ha, süper. Canım kıskandın mı? Kahveyi nereden buldun? Son zamanlarda yapmıyormuş bu otel. Bırakmışlar Türk kahvesi yapmayı ama ben yalvar yaka kendime kahve yaptım. Çok havalı değil mi yalnız? Kapalı çarşıdan aldılar herhalde. Bence senin adını görünce özel hissettiler. Kesin öyledir. Kesin öyledir. Fal yollayacağız şimdi seninle. Kime? Allah aşkına bir tahmin et kime? Kime? Ay hiç mi videolarımı izlemiyorsun İskender? Cemiba.com'a yollayacağım tabii ki. Bekle. Hangi ismi? Sence? Sence? Gel. Bak burada kim var? Ya aşkito. Kızıl Sonya benziyoruz biz. Ben saçım bu hayatımda herkesin Kızıl Sonya olmuşsun. Hepsi. Gir burnuma gir. Gel canım. Kızıl Sonya hemen fal baktıracağım. İsim yükle. Fotoğraf çek. Bak. Gördün mü? Kalp çıktı. Kalp mi? Topa daha çok benziyor. Ay sensin top kalp çıktı burada bak. Evet gelelim Yamima.com'a. Uzun zamandır anlatmıyordum Yamima.com'a. Ve ciddi anlamda fal gönderen, beni izleyen insanlar var Yamima.com'a. Yine anlatayım. Yamima.com aynı zamanda uygulaması var. Videonun altında linkleri de olacak. Yazdım. Oradan göz atabilirsiniz. Gerçek falcılar size fal bakıyor. Bu şekilde aynı az önce yaptığım şekilde falınızı gönderiyorsunuz. Onlar da size mail olarak falınızı gönderiyorlar. Kesinlikle gerçek falcı artı olarak, hatta story'imde de söylemiştim ben bunu. Artık sadece fal değil, ilişki danışmanlığı falan yapılıyor. Astroloji sitede yok yok. Bunu da söylemiş olayım. Aşağıda linki var. Kızıl Sonya. Sen gerçekten Yamiba'dan bağımsız olarak seninle aramda bir bağ oluştuğunu düşünüyorum aşkım. Hemen yolla falan. Barcelona plajına geldik. Burası galiba yazın. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İnsanlar genelde üstsüz ve altsız. Yani üstsüzü gördüm. Antalya'da da gördüm. Turistler tercih edebiliyor bazen. Altsızı hiç duymamıştım ve görmemiştim. Altsız güneşleniyorlarmış. Gerçi bu mevsimde kimsenin güneşleneceğini sanmıyorum ama o yüzden şimdi aşağı inip biraz fotoğraf çekmek istiyorum. Hazır bu kadar güneşli ve güzel bir sahil bulmuşken. Aa bak şurası. Göster sonra söyleyeyim. Burası buranın en ünlü gece kulüplerinden biriymiş. Neydi adı buranın? Opium. Opium'muş baya. Bu arada Barcelona'nın inanılmaz bir gece hayatı varmış. Ama biliyorsunuz ki pek gözüm yok öyle şeylerde. Ben burayı şeyde görmüştüm. Hani geçenki videolarımda anlattığım Eobüs var ya, onun videolarını görmüştüm. Hatta şurada meydan tarzı bir yer var. Otobüsleri orada duruyordu. Eobüs demişken biraz anlatsam mı? Anlatsana. Çünkü geçen hafta söylediğimde biraz üstünden geçmişim. Neo. Hemen anlatıyorum. Eobüs denilen şey bir tur, Avrupa turu. Ve videolarını izledim. Gerçekten dehşet bir tur. Sadece gençler var. Asla kuzey gibi yaşını başına almış insanlar yok. Biz gibi gençler var. 18 ülke 22 şehir dolaştırıyor. Sadece 990 euroya. Ama videolarını izleyin diyorum sadece. Efsane. Ben bir dahaki videoma onlarla gitmeyi düşünüyorum. Seninle değil de. Sevmedin mi? Yani bilmiyorum. Onlar daha eğlenceli. Seninle pek
Ola ya sen abazasın bir de. Ay dedim yine plaja gidelim dedim. Daha önce gelmiş Barcelona'ya İskender. Ay bir gözleri parladı plaj deyince bir böyle bir mutlu oldu. Alsa da plaj. Dedeler var onlar da şortlu. Yemeğimizi yedik. Şimdi nereye gidiyorduk? Doğrudan çek. Park Güell'e gidiyoruz. Oraları dolaşacağız. O çantayı bir şekilde bugün aldırmak zorundayım. O çanta alınacak bugün. Park Güell'e geldik şimdi. Nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışıyorum. O yüzden biraz dolaşıp öyle göstereceğiz. Burası Barcelona'nın dünyaca ünlü devasa parkı. Aslında 1910'larda mıydı? Evet, 1910'larda Gaudí burayı bir ortakla site haline getirmek için başlıyor burayı yapmaya. Ama sonra iptal oluyor ve sadece iki tane ev yapılabiliyor. Hatta onlar da burada, birazdan dolaşacağız. Daha sonra inşaatı mı denir? İptal gerçekleşiyor ve park halka açılıyor. İnanılmaz büyük ve manzarası efsane. Kütahya'da Çamlıca var bizim. Bilir misin bilmem. Aynı böyle. Ay nerelere geldik ya? Sen dedin yukarı çıkalım. Ne bileyim bak müzik sesi duyuyorum ben. Şuradan kestirme bir yol var gibi. Buradan çıkamazsın. Neden? Çıkamazsın çünkü yol yok. Yol olmadığı için kestirme deniyor zaten. Yol olsa yol olurdu. Gel. İyi hadi çık bakalım. Çıkacağım. Ay hayvan çıkmasın karşıma. Ya bir adım atamadım. En kolay yerini geçemedim. Yersin ha tekmeyi suratına. Çıkarsam ne kadar vereceğim? Ama nereye kadar çıkacaksın? Hatepe'ye o müziğin olduğu yere. Böcekler var. Ben oradan geçemem. Burada bir şeyler var. İn çabuk in. İn orada bir şeyler hareket ediyor. Ben buradan inemem. Keşke büyük ihtiyacım. İnemem buradan, beni indirmen gerek. Thank you canım. Burayı hiç yaşamamışız gibi say, tamam mı? Şimdi normal orada yürüyormuşum gibi çek bakalım. Ben bunu koyarım. Normal hiç yaşanmamış gibi gidiyoruz şimdi, tamam mı? Ben bunu kesin koyarım. Park Güell, Barcelona'nın en dünyada çapında ünlü parkı. Aha müziği buldum bak, boşuna kestirmeden çıkmaya çalışmıştım. Ben sana en başta buraya gittim. Sen nasıl bir yalancısın ya? Beni buraya çek. Sabahları dans ediyormuşum ben. Çok güzel. Teyzenin pozunu çeker misin? Ben de aynı pozu vermek istiyorum. Yandınız. Vallahi yandınız. Adamı korkutayım dur. Ay harika. Ben otelin ağzını sıçarım. Ne gece. Kuşun mu ötmüyor? Barcelona'ya gel. Öttür sabahlara kadar kuşunu. Kuşunuz mu ötmüyor? Barcelona'ya gelin. Ben kuşumu öttürürken bir şey fark ettim. Biz oradan çıktık, buraya geldik. Burası büyük kapı.
Burası da parka giriyor. Ama bir farkla. Buradan insanlar bilet alıp parayla giriyor. Ve biz arka kapıdan bayağı dağlardan inerek parka girdik. Kaçak girdik. Bizim bayağı kaçak girdik biz. Canım Türk kardeşlerim, boşuna para vermeyin. Arkadan giriliyor, dağdan iniyorsun direkt. Oha çok iyi. Çok iyi. Gel gidelim boşver. Gördün mü nasıl geçirdim 2 dakikada Barcelona'ya? Tak tak tak. Bak nasıl geçirdim sen? Tak tak. Vallahi büyük kârdayım canım. Dur Beratlara konum atayım da gelip beni buradan alsınlar. Çünkü ben o dağa tekrar tırmanamam. Neredeydik biz şu an? Paseik de Gracia. Ne? Paseik de Gracia. İşte böyle markaların olduğu alışveriş yapılabilecek bir cadde burası. Boydan boya mağazalar var. Şimdi Arda'nın kredi kartını yanıma alaraktan alışverişe çıktım. Gerçekten şaka maka alıyor. Şimdi buraya dolaşacağız, mağazalara gideceğiz vesaire vesaire. Uyuşuk uyuşuk bak bana ama öyle. Eyobüsle geleydim keşke. Taktım sürekli bunu söyleyeceğim ben. Benden daha neşeli söyleyebilir misin acaba? Ah Eyobüsçü kardeşlerim benim. Keşke onlarla gelseydim. Düşünüyorum ama bir gün gerçekten gideceğim. Bu arada ha şeyi de söyleyeyim, asıl oraya bağlayacaktım da ondan tantana yapıyorum. Eyobüs'e gitmek için başvuru yapıyorsunuz. Videonun altında link var. Başvuruyorsunuz. Başvurunuz kabul olduğuna gidiyorsunuz. Zaten onlar sıcak havalarda tura çıkıyor bildiğim kadarıyla. Öyle sizin bana yaptığınız gibi bana işkence etmiyorlar. Bak Gucci var orada, gel. Bittin sen Arda Kofoğlu. O kartı şimdi çatır çutur yemezsen bu mağazalarda. Vallahi içim açıldı ya. Dağ tepe dolaştırıyorlar bana sabahtan beri. Oh kendime geldim. Ben her ay böyle yemiyorum diye kandırıp bir çanta aldırırım Arda'ya. Bavul toplarken göstereceğiz. Gel birazdan mağazada çalışayım. Aman aldırdım ya, hevesim kaçtı. Ama çanta çok güzel. Çok güzel, bebek gibi. Fiyatı ne? 1500 euro. 1500 euro. Biz almadık da niye bizi bağlayan bir şey yok. Şaşırmana gerek yok tatlım. Biz almadık sonuçta. Nereye girsek, nereye girsek? Ah kart, ben de istediğim yere girebilirim. Ne olacak ki? Kovacak değil, arkadaşlıktan reddedecek değil. Ortaklıktan atamaz, yasal sebepler mevcut ortada. O yüzden istediğimizi yapabiliriz İskender. Buranın zarısı daha mı pahalı, onu anlamaya çalışıyorum. Kazak şal falan filan aldım. Ama şey de gösteririm. Bavula koyarken gösteririm. Çok önemli bir şey değil sizin de. Gördüğünüz, bildiğiniz şeyler. Evet. İhtiyacım vardı, aldım. Hadi gidelim, gel. Bir şey diyeceğim, çok güzel şeyler var. Aa, Allah. Bir şey söyleyeyim mi? İçerisi cennet gibi. İnanılmaz güzel şeyler var. Hepsinde aklım kaldı. Bir yılbaşı süsleri var. Alıp alıp stoklayacaksın aslında. Kullanırsın önümüzdeki seneler. Peruk aldım. O kadar saçma ki bunu söylüyor olmam şu an. Bu perukta bir yamukluk var ama tam çözemedim. Bozuk bu peruk. Bir şey diyeceğim yani. Gerçekten hayaller, hayatlara bakar mısınız? Olmak istediğim. Ve gerçekte olduğum bu yani tam olarak. Bir şey diyeceğim, neden böyle oldu? Bu sevgilimin yeni sevgilisi, bu da ben. Dur bir de sarıyı deneyeyim. Bu biraz uzun arkadaşlar. Bu peruklarda bir hata var ama ben çözemedim. Asla takılmıyor. Oldu mu? Çok güzel oldu. Gel, hayaller hayatlar iki yani.
Neden olmuyor? Oldu sanki bu. Ben görmüyorum şu an. Sen. Tamam canım. Görünen ve aslında olan bu. 10 euroya bu kadar oluyormuş demek ki. Nasıl gözüküyor, nasıl oldu? Ben neler hayal etmiştim, bunu giyip çıkacaktım falan. Bunun peruna bak. Bu ne Allah aşkına, bu kafamdaki şey ne ya? Saçımın ana zaten. Buraya peruk fotoğrafı koymuş, içine ip koymuş. Hele şu sarı olan 20 küsür euroydan. 100 liraya ben tarla başından ne peruklar alırdım biliyor musun sen? Araba buranın altındaki otoparkta, buradan çıkmıştık biz ama sonra Burcu dolaşmış ve çok güzel şeyler olduğunu söyledi. Peluşlar varmış, böyle sahte kürk oluyor ya onlardan. Burcu nerede orası? Çok güzel şeyler. Pembe şu. Ha böyle. Ha. Bana hiç yakışmıyor ki. Bence çok güzel oldu. Ben biraz ben kendimi çekeyim. Bak böyle ne güzel çıkıyorum. Acaba ben kendimi devam etsem bu yola? Yes. Bir videonun daha sonuna geldik. Tabii ki aldıklarımı göstereceğim. İspanya yani Barcelona hakkında birkaç yorumum tabii ki olacak. Öncelikle şu şapkalardan başlayacağım. Bunlara bir kira kira yapılır. Kira kirayı biliyorsunuzdur. Bu parlak gösteren şey var ya. Uygulama. Şapkamı gösterebilir miyim abi? Makyaj gibi. Tabii ki. Ne kadar almışım? 15 euro. Ay neydi buranın adı? Parti Fiesta. Peruklar kafama sığmadı. Çok moralim bozuk ya. Ama benim şapkalarda da böyle bir problemim var. Herkese olan şapka bana olmuyor. Niye? Beynim büyük çünkü. Sizin o misket gibi kafanız içinde seken beyinlerle karıştırmayın benim. Buna, bu ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bak Allah razı olsun. Bu böyle bir şey. Dekormuş bunlar. Neyin dekoruysa. Böyle bir şey. Ne bu? Bir işe yarar herhalde diye aldım. Dursun hoşuma gitti. Ben bayılırım parlak şeylere biliyorsunuz ki. Ve tabii ki Barcelona'nın benim için en önemli şeyi bir ay diyet yapmak karşılığında Arda'ya aldırdığım çanta. Ben sana bunun acı hikayesini anlatayım mı? Ben bu çantayı Milano'da beğendim. Dedim ki tamam alıyorum. Kadın dedi ki hazırlayın çantayı. Çantayı hazırlattım. O sırada Milano'da yağmur yağıyor. Kadın dedi ki işte paketin üstüne... İşte şunların üstüne poşet falan geçiriyorlar yağmur yağıyor diye. Poşet geçirelim mi falan. Evet dedim tabii dedim poşet de geçirin dedim. Tax free için ben bir güzel formu doldurdum. Pasaportumu verdim. Kadın işledi bilmem ne. Kart geçmiyor. Diyorum ki yani imkansız bir daha deneyin. Yok asla kart geçmiyor. Meğer kullanmaya çalıştığım kart şey hesap kartı. Ve hesap kartından tek seferde o kadar ödeme yapamıyormuş. Ama ben bunu bilmiyorum o sırada. Dedim ki kadına şey nerede bankamatik nerede gidip para çekeceğim. Taktım çünkü çantaya aşık oldum yani. O çanta o gün alınacak. Dışarıda da Kuzey beni bekliyor ve şey olarak bekliyor beni. Çekim yapıyoruz bu sırada ve hani paketle çıkmam falan bekliyor hazır bir şekilde. Mağazadan bir çıktım bağırıyorum bankamatik bul bana diye. Neyse bana bankamatik buldu Kuzey. Ay bankamatikte 500 euronun üstünde para vermiyor. Alamadım çantayı. Peki iş sonra Arda'ya nasıl döndü? Vallahi ben sonra işte Türkiye'ye döndüm. Başlıyorum ağlamaya işte o çantayı nasıl alacağım, nasıl alacağım işte kaçırdım çantayı, çekmedi kartım bilmem ne. O da dedi ki o zaman diyet yap ben alayım. Ben de tamam dedim. Çantayı göstereyim. Çok güzel ama. Çok güzel. Böyle yani. Çok güzel. İnşallah çakmasını yapmazlar da millet almaz. Şurayı biraz daha net alabilir miyiz? Şöyle çevireyim. Şöyle. Şurada bir kalbi olması. Kalp mi? Kalp var. Sonra işte şu askıları.
gerçekten çok çanta aldım. Ben çok almadım ama baktım. Çanta aldım yani. Ama hiç bu kadar beğenmemiştim çantayı. Çok beğendim, aşırı beğendim. Gerçekten düşüyordum peki. Son anda kurtuldum, fark ettin mi? Bu kurtulmuş halim. Siktir git. Gerizekalı, benim düşmem problem değil. Çantam düştü. Bir de Zara'dan düz bir kazak aldım. Onu göstermeyeceğim. Şöyle bir şal aldım. Leopar normalde hiç sevmem. Bunu çok beğendim. Aldıklarım böyle. Şimdi biraz Barcelona'dan bahsedeyim. Barcelona'yı gerçekten çok beğendim. Yalan söyleyemeyeceğim. Çok gezemedim. Çok dolaşamadım. Yalan olmasın. Ama caddeleri inanılmaz güzel ve hani benim o her şeyi de aradığım o gençlik ruhu var ya. Yani o burada var. Cidden var. Yollar geniş. Bir sürü mağazalar var, kafeler var, happy hour'lar yapılıyor binanın. Çok beğendim Barcelona'yı. Umarım bir sonraki gelişim daha uzun kalırım. Videoda nelerden bahsetmiştim? Eobus'tan bahsettim. Aşağıya linkini koydum. Oradan detaylı açıklamayı okuyabilirsiniz. Hatta Eobus'un videolarını izleyin. Çok eğlenceli videoları var. 18 ülke, 22 şehir tur yaptırıyorlar size. Avrupa turu yaptırıyorlar. Başka neden bahsettim? Yamiba'dan bahsettim. Tabii ki aşkım Kızıl Soya'dan bahsettim. Onun da aşağıda linki var. Artı olarak Yamiba.com dışında uygulamasını da indirebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya başka bir şehirde, başka inşallah başka çantalarla görüşmek üzere. Yaptığınız tüm yorumlar için, iyi yorumlar için. Şu an çok duygusala bağladım, niye bilmiyorum. Ay öleceğim mi acaba? Allah beni size başına öpecek. Hepinizi öpüyorum. Tüm iyi yorumlarınız için, dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşürüz.